kaçırılmayacak şahane cuma fırsatları uygun ödeme koşullarıyla Mediamarkt.com.tr ve geniş mağazalarımızda. Şahane cuma Mediamarkt, Mediamarkt. Evet, ee, ya ben yayına girdim TRT Spor'da. Galatasaray maçından sonra, pazartesi gecesiydi tabi. Son noktada da konuşamadık. Serdar'ı Çelikler'e bir kez daha geçmiş olsun. Ilgaz'la yaparken programı. Onda da şu, ya konuşamadık. TRT Spor'da akşam vardı. Ben girdim dedim ki ben Galatasaray'ın Ankara gücünü yendiği maçtan bugün kazanamamasından hemen 10 katı daha iyi oynadığını düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda dedim. Aa, sonra bana mesaj attı gençler. Ali abi Uğur Karakollukçu da aynısını söyledi diye. Sen onlarla yaşasın diye sana abi demiyorlar. Yanlış anlama. <laughs> Yok ee, şey değil. Ee, tweet atmıştım maçtan. Tweet efendim. atmışsın evet. Hı -hı. Ya abi şöyle. E, bizde ya yani bence haklı. Yani, Türk futbol medyası özelinde bakacaksak. Ya ben de son medyadan önce ben de bir futbol olarak izlediğimde bana da batan şeyler doğal olarak insanlara batmaya devam ediyor birçok. E, aynı çizgide devam ettiği için medya. Skor 1-1 olunca başka, 2-1 olunca başka, 1-0 olunca bambaşka konuşan insanlar bütünü gibi bir tablo var. Bunun belli ölçüde etkilemesi doğaldır. Görüşleri tabii ki etkileyecek yani maçın skoru önemli bir şey ama maçı komple izlemeyip maçı dışarıda bırakıp skora göre konuşma kültüründen bahsediyorum. Yani bu çok baskın Türkiye'de maçın özüne hiç bakılmadan yani bazen de nadiren de olsa maçın skoru iyi bir göstergedir. iyi bir yani tabeladır ama her zaman da oyunu göstermez. Bazen iyiye giden bir şey göstermeyebilir size. Ee, yani 40 yılda bir olacak. olacak. Çok Sen güzel. mesela sen futbol maçı oynayan birisin. Ben e, bir süredir oynamıyorum ama oynayacağız. Kırılmışsın bilgisayarı öyle ama ee, bakalım bu sefer. 5-6 yıldır, yıldır ara vermiş Mustafa var Ama Mesela orada da gelir başına yani 30 şut atarsın bir tanesi gol olur. Çıldırırsın yani. Geçen bir çocuk attı Bu 48 maç, şut 0 me yenilmiş mesela. Bak, menajerlik oyunu gibi bir maç. Yani Kayseri Spor'un şutu yok. Bırak ya pozisyonu yok. Çok ekstra bir şey olmuş orada. Galatasaray savunmasının komplike bir hatasından dolayı. Bir fırsat gelmiş gol olmuş. Başka bir şey yok maçta zaten. 90 dakika boyunca bir pozisyon vermemiş takım. Ee, Jung ilk yarı şov yapmış. 45 dakikada 7 kurtarış yapmış. Bir maçta 90 dakikada Premier Lig'de 7 kurtarış yapın heykelini falan dikiyorlar abi. Ya yani çok nadir olan şeyler mi? Ve eğer böyle bir şey olduğu zaman da takdir görür. İşte Kasper Schmeichel yakın zamanda bir galiba 9 kurtarış yapmış 90 dakikada her yerde haberleri vardı. Ya yani bu böyle bir şeydir. Adam 45 dakikada 7 kurtarış yapmış, yetmemiş. Girmiş İsmail Çipe de kurtardı belli ölçüde. Olmadı yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi... Dur şimdi konu güzel. Özellikle skor yorumculuğu diye tabir ettiğin meseleye bir tam neyse, tam... masaya yatıralım. Hayır niye? Bunun sorunu, şimdi tabii insanların fikirlerimiz uyuşmayabilir, bunu dile getiriyoruz ama neden böyle yanılgılara ya da bizden farklı düşüncelere diyeyim, yanılgı demeyeyim, geri alıyorum, bizden niye farklı düşünüyorlar? Niye biliyor musun Nurcuğum? Maçlar yayınlanıp herkes tarafından izlenemiyor o yüzden. Maçlar herkes tarafından izlenemiyor. Bu kadar basit. Yayıncı kuruluşun haklı olduğu bir konu var. İşte izlenebiliyor mu? Özetler izlenebiliyor mu? Özetler çok az. Ki Çok az gönderiyorlar. Ya bize mesela TRT Spor'a özet gönderiyorlar. Ben tam şeyi anlatacağım mesela orada. Lung'un kurtarışı anlatacağım tamam mı? Yok. Ya hayır bir önce arka adelesi gitti adamın. Yani arka adeleden sakatlandıktan sonra bir de tam o adelenin ön tarafına geldi o son yaptığı kurtarış var ya refleks Hı -hı. kale evet. dibinden. Evet. Ya canının ne kadar acıdığını anlatacağım onu bile göndermemişler ha. Ben göndermeyene kızmıyorum. Genel olarak bütün kanallara özetlerin bir kere geniş geniş verilmesi gerekiyor ki ülkede maç analizi, yorumcu, izleyici, herkesin daha bir ortak noktada buluşması sağlansın. Maalesef insanlarımızın yarısı maçı böyle Twitter'dan takip ediyor. Tamam. Sorun bu. Bana mesela çocuk diyor ki abi diyor maç esnasında Twitter'a hiçbir şey yazmıyorsun. E pes ama ya. Ben maçtan sonra program yapacağım. Bir de orada sana yani tamam kardeşim yapmak isterim de bir de ben beceremiyorum onu. Hani hem maçı izleyeceğim ayrıntılı detaylı hem de devamlı tweet atacağım. O dün yok basını eğlencesine maçlarda olacak İşte Onu yapıyordum. Söylemek istediğim maçların tamamını öncelikle daha geniş kitleler tarafından izlenmesini sağlamak lazım. Bir. Tam bak yayıncı kuruluşa korsan. Zaten hak verdiğim 2-3 konu var yayıncı kuruluşa. Bir numarası o korsan meselesi. O kesin. Ama bu fiyatları da mesela öğrenciye ayrı fiyat olur abi. Öğrenci değil mi? Akbili farklı. Bizim Ortaokulda giderken ben mesela böyle öğrenci pasosu vardı, indirimli bilet atıyordum farklı renkte. Abi izleyici, cık. ya çünkü gençler özellikle üniversite öğrencileri, lise öğrencileri bu oyunu en çok sevenler, en tutkuyla bağlı kişiler. İki, Galatasaray'ın ilk yarıda gol atamaması Lung'un kurtarışları kadar Galatasaray'daki eksiklerden de kaynaklanıyor. Çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Santrafor'da değil Falcao veya Baber. Adem Büyük bile olsaydı ilk yarıda kalede lung olmasından hemen Galatasaray Kayseri Spor'a iki tane gol atmıştı. Kayseri'yi çözmüştü. Zaten Kayseri ilk yarıda 9 kişi oynadı. Mudat kariyerin en kötü maçını oynarken bence Manuel Fernandes de tanınmayacak halde kötü bir performans sergiledi. Yani kariyer ortalamasının çok altında kariyer ortalaması yedi buçuksa Manuel Fernandes'in. Onun üzerinden birlik bile oynayamadı. Bu da Galatasaray'ın oyun üstünü kurmasını sağladı. Ama son vuruşlarda misal. Belhanda'nın attığı gol var ya son attığı gol. Ha. Oradaki o ince dokunuş çok değerli. Yani Emre Akbaba'nın ayağına top resmen dolandı. Fazladan adım attı ya da güvenemedi kendine. Çok daha rahat şekilde eskiden yapabileceği sakatlık öncesi vuruşu burada yapamadı. Bunlar çok önemli kırılma anlarıdır. Maçları izleyince yani o pozisyonun gol olup olmamasıyla her şeyi böyle Emrak Baba'yla açıklayamazsın. Yani Lung'un olağanüstü kurtarışı hakikaten olağanüstü performans. Babasının da böyle günleri vardı. Bak George Hacı anlatmıştı yaptığım röportajda. Hani gördüğünüz en iyi kaleci adama böyle taferel dedirtmeye çalışıyorum Hacı'ya. Claudio diyor taferel demiyor. O çok iyi kaleci o ama bu Lung diyor babasını kastediyor. Bak Lung'un diyor ne maçları vardır anlatıyor böyle. İşte Romanya ile elemelerde bilmem ne deplasmanına gitmişler. 21 top çıkarmış falan hani. Oynadığı maçı anlatıyor. Bu babadan oğla geçen bunlar dünyanın en iyi kalecileri ama bazı günleri var. Dünyanın en iyi kalecisiymiş gibi kalecinden biriymiş gibi kurtarışı yapıyor. Bir de buna denk geldi Galatasaray. Yalnız ikinci yarıda özellikle oyuncu değişikliğinden sonra Galatasaray ilk yarıdaki oyununu mumla arattı diyorum. Bir daha topu sana atıyorum o 3 oyuncu değişikliğinden sonra. Ben değişikliklerle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki ilk yarı çok farklı bir durum var. İlk Peki dakika ile alakalı. Yoruldu mu gol atamadığı için, erkenden Yok. farkı açamadığı için? Yok. Yani sonuçta ikinci yarıda ben kötü oynadığını düşünmüyorum Galatasaray'ı. Kötü oynadı demiyorum ama yani şimdi her sürekli 90 dakika Galatasaray belki de şu ana kadar bu sezon oynadığı o işte daha önce Sivas maçı da mesela gayet iyi bir maçtı. Ee, toplamda baktığın zaman benim gördüğüm en iyi devreyi oynadı. Şimdi aynı seviyede aynı devreyi oynayacak diye bir şey yok. İkinci yarıda da pozisyonları var. İkinci yarıda da e, arayan bir Galatasaray var. Pozisyonları var. İsmail'i çıkarttılar vesaire vesaire. Aynı tonda değil tabii ki ama sen golü değişiklikle yemedin ki sen golü alakasız bir şekilde yapılan bireysel biraz stoperinin yaptığı bireysel hatanın rakibin e, oyuncusunun mükemmel bir şutuyla birleşmesiyle yedin. Bunun değişiklikle çok da bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Oyun değişiklik olur, dersin ki oyun dengeye geldi, yani, Kayseri de gelmeye başladı. Söylüyorum. Oyuncu değişikliğinin dakikası var ya, mesela Sivas maçında Galatasaray gerçekten evet. 65 dakika çok iyi oyunda. Tamam. Ama geri kalan 25 dakika oyunu kademeli olarak düştü, sonunda da çok düşmüştü. Burada Ama da Galatasaray... benzer bir düşüş mü yaşıyoruz diye soruyorum. Ben ona katılmıyorum dediğim gibi, bu maç için. Yani gücü maçına katılmıyorum. Çünkü Kayseri Spor'un oyunu buradan buraya çıkmış bir oyun yok. Ee, yani anlık bir gol var ve oyun aynı şekilde Yo, devam ediyor. Mudat veriyor. çıktı, kırmızı gördü. Kayseri lehine oldu. Ben sana söyleyeyim yani. Mudat çok kötü bir maç çıkardı gerçekten. Berbat oynadı gerçekten. Ee, yani ona diyecek bir şey yok. Ben hani daha öteye geçen yorumlara kesinlikle katılmıyorum. Yani bu Yo, böyle hani boşa bilerek, sıkılacak bir konu bilerek, değil. Bilerek bilerek hata yapamayacak kadar bilinçsiz oynadı bu maçta. Ya ben sana onu söyleyeyim. Ee, ben bu kadar kötü bireysel performans uzun yıllardır görmedim. Yani maç içinde de faydalı değildi. O ayrı bir şey ama yani her takım için oyunun yanına da bu gözle bakacaksak işimiz o zaman bu oyunu izlemeyelim. izlemeye gerek yok. Ben ya. ondan bağımsız bakıyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ama... Mi? Eskiden bir Akisar'da mı oynadı, Galatasaray'da mı? Benim göndermem ona değil. Kayseri'de Mudat varken Galatasaray'ın farkı açması gerekiyordu diyorum. Manuel Fernandes varken Mudat Hı -hı. kırmızı görmesi, penaltı Galatasaray öne geçti ama Kayseri'nin toparlanmasını sağladı. Sonra oyundan Fernandes'i de aldı. Gerçekten yani 10 kişi kaldıkları zaman da bir süre 9 oynadılar. Çünkü Fernandez sağdaydı. O da oyuncu değişiklikleri. Diyorum ki bunların hepsi sadece Donk'un orada kafa topunu yanlış vücut pozisyonuyla yanlış yere göndermiş altın tepside şut fırsatı sunmasıyla da açıklanamaz. Yani Galatasaray yine bir tane yese bile 3 tane atabileceği bir oyun oynamıştı. ilk 45'te. İlk 45'te. Ya sadece 45 ikinci 45'i Mesela aynısından iki tane oyna, on maçın dokuzunu yine Galatasaray kazanır. Yani burada şey demiyorum ya, bir övgü bahşediyor değilim. Sen böyle top oynayıp da kazanamıyorsun, bu daha büyük sıkıntıya işaret eder. Demek ki mevcut oynattığın oyuncuların bitiricilik konusunda problemi var. Sorunu var. Güzel konu bu. Rakip iyi, yani rakibin kalecisi iyi diye gelmek zorunda değilsin abi. Ya yani rakibin kalecisi iyi diye gol atamamak zorunda değilsin. Bu ayrı bir şey. Ama ben bu kadar eksikle, ya yani ben bu takımın oyun kurucusu Belhanda, bu takımın en iyi top tutan oyuncusu Arda bu takımın e, belki en formda oyuncularının başında Baber geliyor. Ne olursa olsun bu takımın sanatçıları e, Ya Bu oyuncu hiçbiri yokken bu takım e, sana tutup 20 küsür şutla yani ona üzerinde pozisyon üretiyorsa ve kaliste pozisyon vermi vermiyorsa ya Bu başka bir şey. Bana bunun, da anlatır bunu, mısın hani bunun biraz üzerine, yani? Bana da biraz dönüp bir anlatır, de... anlatır mısın? Hep kameraya anlatıyorsun. Kendimi ben böyle dış yapayım. kapının mandalı gibi hissediyorum. Bana da biraz anlat. Lütfen. Tamam abi. Peki. Anlat bana ee... dönüp bu part bitti ama videoda daha konuşulacak çok şey var. Ayrıca abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMart sundu.